Tata. Tata, ben gelin oldum. Bakayım sana. Yonga, sen ne kadar güzel oldun. Jovanka. Jovanka. Jovanka! Jovanka! Ne oldu Daniel? İyi misin? Kabus, kabus. Hadi iç iç. Getiren mi soda? No. Jovanka nerede? Erken çıktı. Ha. Mamo. Kırmızı kazağımı bulamayım. Konakta kaldı. Hiç gelmeyecektik buraya hiç. Sen nereye gideysen? Çıkacağım hava alan biraz. Üf Maria. Jovanka nerede dedin? Erken çıktı bilmem nereye gitti. Ha. Sen bir havlu versene bana. Hemen getireyim. Keşke doğruyu söylemeseydim. Ertan. Efendim? Ertan, ben duyduğumu söyledim ama başına iş açtım. Bak ben sana da bir kere yalan da söylemek istemedim. Sen de okuyu olanı yaptın Jovanka. Bundan sonrası benim meselem. Ertan ben duydum. Duydum ama inanmayın böyle bir şey yapacağını. Ne yapacağımı da bilemedim. Jovanka ben zaten tutuksuz yargılanacağım. Kendi haklılığımı da ispatlayacağım. Ama sen keşke daha evvelden de Dogri'den yana olsaydın. Bana karşı daha açık olsaydın. Ertan haklısın. Haklısın ama insan hata yapamaz mı? Yapar. İnsan hata yapar. Ama bir insan bir hatayı bu kadar uzun sürdürmez Jovanka. Ertan. Jovanka. İstersen bırakam gideceğin yere ka. İstemeyin Paber. Sakın. Arif. Ana. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Dükkana. E küfteleri niye almadın? Ha? Küfteleri de niye almadın? De bıraktım belki siz yersiniz falan diye. Görüşürüz. Arif. Gel buraya gel. Ana. Gel buraya. Arif ne oluyor çocuğum? Kime? Dayın nerede? Kim? Arif. Konuştun telefon ve duydum. Duydun. Duyduysan konuşmuşum da. Ne dedi dayın telefonda? Ne dedi? Dedi. Köfte dedi, küfteler dedi, küfteler tatlı, küfteler tatlı dedi. Köfteleri şey yapma dedi. Ne yapma dedi? Arif ne değilsin çocuğum? Neriman. Neriman dedi. Bütün gün hep Neriman dedi telefonda. Şimdi de Neriman değil. Neriman.
Abicik'im sen neredesin? Neredesin? Daha dün çıkmadın mı sen hastaneden? Bak üzüm ben burada meraktan. Gel. Arif, bizi yalnız bırak. Tabii tabii. Neriman, insanın sevdiği birisini bir gece bile olsa beklemesi, merak etmesi, onun yolunu güzlemesi, insanın yüreğinde nasıl acı bırakıyormuş. Anladın mı? Ama anlamayayım ki sen ne demek istiyorsun abicim? Bunlar bizi yazdınız. Bunu bana nasıl yaptınız? Bunu bana niçin yaptınız Neriman? Arif, sen bilirsin kesin. Söyle birden. Ne oluyor burada? Dayımla anam gizli gizli ne konuşuyor? Bana bunu yapma Gülsüm'üm bak. Hem burada seni kıramayım hem de gidip de dayımı satamayım lütfen. Yalan söyletme bana. Arif, hani böyle sürekli bir hangi şey olayım ve biz sonradan ügreniz ya. İşte o ey olmuyor. Arif. Arif. Kocacık. Benim. Haydi. Hayat arkadaşına söyle. Gülden güzel Gülsüm'üne söyle. Haydi. Gülsüm şimdi böyle benim aşkıma oynaysın. Farkındayım ama. Ya işe de yarı. Doğrudur. Ama olmaz Gülsüm'üm, vallahi söylemeyeceğim. Yok, bu konağı satarım, dükkanı satarım, taş köprü daha üç kişiye daha satarım. Ama bunu da satarım bunu. Ceketi satarım ki deridir kendisi, yapay da olsa deridir. Gözüm gibi baktığım ayakkabılarımı, sürekli cilaladığım ayakkabı, onları da satarım. Ama dayımı satamam, bitti. Vallahi satam. Söyleme. Dayko budalası. Dayko budalası ne ya? Sen Elen Tete'yi mi özledin? Be. Kumma. Yapma. Söyle o bak. Hiç beceremeyesin Gülsüm. Böyle cilve mi olur Allah aşkına? Lazım ügrettirem sana da. Ne oluyor? Enemin bahçeye. Almaylar beni yanlarında. Sen ne yapacaksın bahçeye inip? Şefoyla hamakta mı sallanacaksın? Date'in mi var? Ne şefosu ne date'i be. Kahvem kaldı aşağıda. Yazık olmuş. Ay ablam tatlı. Kalk yenisini yap. Üşeneyim Gülsüm. Bak ben sana ne diyeceğim. Arka kapıdan çık. Yürü bir 100 metre. İleride bir kafe var. İçinde aşk var. Türkü şarkı var. Şefo var. Nasıl fikir? Ben de oturayım burada seni dinleyeyim. Bence vallahi gayet değerlendirilebilir bir fikir. Ben öyle içine baksana içinde aşk varmış. Ne kafe varmış, şefo varmış. Daha ne isterim ben? Şefo da şefo. Çok istersen sen git ben işte. Giderim. Benim kendi bacanağım değil mi? Giderim. Tatlı damadım be. Görürsün. Duyamayım.
Abicim ben... Bunu peşin önce senin, sonra ailemizin eyle için yaptım. Elena da öyle. Önce ailesinin ve Nina'nın eyle için yaptım. Eğri ki sinirleme. Neriman, ben 35 yıldır bir yalan içinde ümmü heba ettim. Nefretimle yaşlandım. Nina'ya, Makedon'a aşka düşman oldum. Çocuğum olmadı. Torunum olmadı. Bu nasıl? Demsim iyilik Neriman. Siz kaçsaydınız daha fena olur her şey diye çok korktuk biz. Lena'nın babası sana, babama, ailemize daha büyük eziyet edecek diye çok korktuk. Korktuk. O günü öyle karar verdik. Elena ile. Vermedik mektubunu Nina'ya. Karar verdiniz öyle mi? Hayatıma, gençliğime, yaşlılığıma, yaşarken ölümüme karar verdiniz. Öyle mi? Abicim, bilmeydik ki böyle olacağını. Bilmeydik ki biz geçer sandık. Unutulur sandık. Olmadı. Olmadı. Sonra da ben istedim Süreyya mı sana ama bile yaptık diye. Ama söyleyemedim. Hep omzumda kaldı yük. Keşke söyleseydin. Benim bir günüm bin yıl gibi geçti Neriman. Abicik. Özür dilerim. Özür dilerim. Kurban olam, affet. Beni affettin. Affettin. Sana bir şans vereceğim. Geçmişi telafi etmen için. Süle, ne istersen yapacım Süle. Neriman, 35 sene sonra Nina'ya bir mektup daha yazdım. Bunu götürüp Nina'ya vereceksiniz. Nasıl vereceğim abi? Nereden bulacağım Nina'yı? Nina burada. Üsküp'te. Ama bilmeyin nerede. Bulacaksınız onu. Elena ile birlikte. Siz yol yoldan bilirsiniz. Vakit geçti ama sen hala Nina'yı arayışsın. Ben Nina'nın peşinde değilim. Ben geçmişin peşindeyim Neriman. Nina hangi sebeple terk etti? Babama yapılan eziyeti gördü mü? Biliyor mu? Bunların hepsini öğrenmek isterim ben. İşte onun için bu mektubu bu sefer git ver Nina'ya. Thank you.
kahve aldım. Üşümüşsündür. Sahibi ol tadı. Oturabilir miyim? Tabii ki. Tata. Adına köprü demişler. Hem o tarafı hem bu tarafı birbirine bağlasın diye. Bağlanırız dedim. Köprü var ise biz de bağlanırız. Ama olmadı. Çok mu üzülüyorsun? Çok baba. Çok. Demem bilmeyim Ertan'ın gönlüne bu taşlardan mı katmışlar? Erimeyin. Ufalanmayın. Öylece kalın. Yovanka. Ertan sana en çok ne dedi günde sevinmiş idin? Pamuk pasta. Pamuk pasta. Peki söyle bana. Dilinde pamuk olanın kalbinde taş olabilir mi? Taş baba taş. Ertan bu taştan benim gönlüme de attı. Ben nasıl yaşayacağım bu acıyla bilmeyeyim. Ölümden beter. Öyle söyleme. Öyle söyleme. Ölümü ağzına alma. Bak. Sen Ertan'ı seviyorsun. Ertan da seni seviyor. Her şey düzelecek. Ama zaman ne? İnanmayın baba ben. Hiçbir şey düzelmeyecek. De böyle iki tarafı ayrı kalıp gideceğiz. Düzelecek. Gerekirse ben iki aileyi barıştıracağım. Ama her şey düzelecek. Kardeş, kara kara düşünsün. Ne yapacaksın? Ne yapacağım abi? Buradaki yakmadığımı ispat edeceğim. Haklılığımı kanıtlayacağım abi, ne yapacağım? Ya Yovanka? Onun haklılığı ne olacak? Abi ne haklılığı? Ha? Ben Yovanka'yı ne vakit görsem, Yovanka Pavel'le. Bana yalan söylediği yetmemiş gibi hala Pavel'in etrafında gezmesine izin vereyim ki söyledim ona. Pavel tehlikeli biri dedim. Bu da seni üfkelendiri kızları değil mi? Çünkü yanan yalnız hurdalık değil kardeş. Sen de yanaysın Ertan'cığım. Hem sen izin verdin mi kız konuşsun, anlatırsın kendisini? Bak kardeş. Polisler seni aldılar. Çektiler sorguya. Sordular, yaptın mı böyle bir şey, yapmadın mı? Süledin mi onu, süremedin mi? Öyle mi? Öyle. Sormasaydılar, yargısız infaz yapacaktılar. Bir yanlış anlaşılmayla içeri atacaktılar seni. Sen Yovanka'ya sordun mu bunları? Anlamaya çalıştın mı onu? Sen kardeş, yargısız infaz yapaysın. Abi işte ben yargısız infaz yapmayayım. Ben Yovanka'ya sordum. Sordum. O bana yalan söyledi. Benim o yüzden kızgınlığım geçme şimdi Yovanka'ya. Yovanka bütün bunlardan sonra gelip benden kuru bir üzür bile dilemedi abi. Üzür dileseydi kızgınlığın geçecek miydi? Benim Yovanka'ya güvenim kırıldı. Ben Yovanka'ya bakayım. Sanki hiç tanımadım. Yabancı biri gibi. Ama bazen de bir bakayım, hala aynı. Benim Yovanka'm. Öyle bakayım bana. Bu sorularla bir ömür mü tüketeceğim kardeş? Kızca belki sana anlatacak her şeyi. Ama sen de lazım dinleyesin, onu hem anlatırsın içindeki her şeyi. Bırak sen de dinle onu. Hem sen de anlat ona içindekilerini. Zehir gibi büyümesin bu kızgınlık içinde kardeş. Tabii bizi çocuklar bekler. Haydi radyoya gidelim.
Aç. Oo! Hoş geldin Yovanka. Hoş buldum Pavel. Sana yeni ofisimin ilk gününde somon yedirmek istedim. Pavel, lazım konuşalım biraz. Seni dinleyeyim Yovanka. Ben Ertan için geldim buraya. İsteğim şikayetini geri çekesin. Ertan küçük bir şey yapmadı ki Yovanka. Görüyorsun, düzenim alt üst oldu. Zararım hala hesaplanayım. Pavel, Ertan sadece yakacağım dedi ama. O mu yaktı bilmeyiz bile. Hem şahit yok, itiraf yok. Hem belki senin düşmanın olan bir başka adam yaktı. Sen bütün suçu Ertan'a yükleysin. Tamam. Sen ne dersen o. Geri çekeceğim şikayetimi. Sağ ol Pavel. Seni bu kadar üzen, yaralayan bir adam için hala uğraşırsın ha. Ben onun için uğraşmayayım Pavel. Ben Ertan'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermeyeyim. Tamam. Senin hatırın için geri çekeceğim şikayetimi. Sağ ol Pavel. Kuruyu yüzlüğümüze göre artık yemeğimizi yiyebiliriz. Pavel, teşekkür ederim ama ben lazım birden gidem. Bu da evin ilk kira parası. Benim gönlüm el vermedi. Ama bunu konuşmuştuk Yovanka. Pavel, ben bunu kabul etmeyeyim. Sağ olasın. Yovana, Yovanki. Erda. Gene kurtardın Erdan. Gene kurtardın. Şimdilik. Neriman. Alma heyecanını içeri. Geç Bülü. Çıkarma, çıkarma. Geç. Geçen Süleyman geldi, dağıttı gitti. Şimdi sen de mi dağıtacaksın? Ne dağıtacağım? Ben dağılmışım zaten. Gel bile otur. Gel. Ne oldu Neriman? Elena, hem senin hem benim lazım attığımız düğümleri çizelim artık. Ne düğümü?
mazide attığımız düğümler. Abim. Bir mektup yazdı Nina'ya. Bunu ona verin de. Ne? Dayo. Ya. Sen niçin kendi malına ihanet ediyorsun? Sen ne demek istiyorsun Arif? Dayo şunu demek isteyim. Biz bu küfteleri niçin Neriman anama dilde gidip Doro'ya yoğurtdaysın? Ne, bizim kalitemiz bozuldu. Çünkü kimse almayacak bizden küfte. İhanet edeysin işte kendi malına. Anana yoğurt bayacağım. Rızkı veren Allah gene verir. Getirir buraya müşterileri. Hadi. Bak aladır. Dündür onlar. Dündür, dündür. Ama işte aynı hatayı birkaç kere yapınca da Allah rızkı vermiyor işte. Ben de kendimden bileyim. Uzattırma Arif, uzattırma. Kolay gelsin. Oo dede. Hoş geldin. Gel, gel, gel baba. Gel dede, hayırlı, gel. Geç. Ha, sen nasıl geldin bu kadar yolu? Gel, geç. İnşallah yine yırttık efendim. Gel. Hayrola babam. Niçin geldin? Dede kalanın sıkıntısından vurunca. Hayır çıkarma Süleyman. Aa, şimdi babasıyan o... Daniel'ler meselesini açacaksan o konu kapandı. Ben de o konu için geldim. Konuyu kapanması gerektiği gibi kapatmak için. Bu ne? Tapudan onların payına düşen parayı. Hesaplayın, sorun. Eksiği fazlası var ise bakalım çaresi. Haklarını bir an evvel vermek şart. Ama baba bu para senin umre paran değil mi? Kul hakkıyla gidilmez Allah'ın dergahına. Baba sen bu parayı al, biz onu halledeceğiz. Koca bırak, sok böyle. Ha. Ben her şeyi halledeceğim. Neyle halledeceksin Süleyman? Ver mi o kadar para? Otur hesap et. Lazım gelen kısmına bakarız. Cami için birikenden de veririz. Olmaz. Cami parasıyla, umre parasıyla olmaz. Ben bunu kabul edemem. Olmaz. Süleyman. Al dedim. İki kız senin hakkı bu. Süleyman, emri hak vaki olsa... Allah korusun. Ben o yüzden gidemem huzura. Hadi, kolay gelsin. Arif. Yok yok otur otur. Bu parayı yerine koyacağız. Tamam ben koyayım. Öyle değil Arif, öyle değil. Bak. Daniel'lerin tapi borcunu vereceğiz. Bu paraya da ellemeyeceğiz. Babam iki senedir gidem gidem diye tutturdu umreye. Evet evet bileyim dayı. 12. defa gidecek inşallah. Peki dayı bir şey soracağım. Sor. Bir planın var mı mesela? Bu parayı nasıl bulacağız? Planım. Ha. He. Nedir mesela? Mesela yapayım. Mert'le Selma'yı taş köprüde dilendirelim. Seçenek bir. Bu mu? Ya da mesela seçenek iki. Ertan gitsin sokakta böyle gitara mı çalsın? Bile. Ya da mesela üç seçenek. Sen mi gitara çalacaksın? Çünkü sen de gençlik günü gördük böyle Nina Tetenek. Nedir planı? Evet. Planım şu. Bak ben Daniel'lerin tapu hakkını yemek istemeyim. Ama babamın da umreye gitmesine mani olmak istemeyim. İki arada bir derede kaldım. Bu parayı dokunmayacağız. Halledeceğim dayı. Halledeceğim ben. Nasıl halledeceğim? Eski hallettiklerin gibi mi halledeceğim? Ya aşk olsun ben ne zaman sen hayal kırıklığına uğratmışım? Hiç uğratmadım hiç. Uğratmam. Halledeceğim ben de. Yemin et. Yemin et. O vakit.
Gazetede okudum sabah. Aşk gezegeni Venüs devrede. İlişkilerdeki haksızlıkların son bulacağı bir döneme giriymişiz. Küslerin barışacağı, aşkların yeniden yaşanacağı bir dönem. Yani acı o, aşk dolu günler sizi bekleymiş. Gelsin kardeş, gelsin. Kim o? Aşk. Ben evde yokum kardeş, ben evde yokum. Ha, ben evde yokum ama gidin konuşun de, değil mi kardeş? Gidin konuşun de. Başka ne dayı acı? Arayın da değil mi? Hatta gidin barışın da değil mi? Öyle sayılır. Ara be acı artık. Bunun için icat edilmiş bu alet. Vallahi bunları bir kenara bırakalım. Ben, Luran, aşık olsaydım yer yerinden oynardı. Barut olur, üsküp yakardım. Allah'tan öyle bir şey yok da ortalık sakin. Yoksa bu Balkanlar o zaman karışırdı. Acaba biz konuşsak ne olacak? Ben Yovanka'yı arasam ne olacak, ne de geçecek? Yovanka haklı olsa ne de geçecek, ben haklı olsam ne de geçecek? Artık mesele bizden de çıktı. Aileler birbirine girdi, konak dağıldı. Bunların hepsinden de önemlisi, Yovanka bana yalan söyledi acım. Yovanka aylarla bana yalan söyledi. Ey acım, devam et böyle. Otur burada da böyle, 35 sene sonra küfteci Süleyman Aco gibi buluruz seni küprünün bir tarafında. Tamam mı Aco? Helal olsun Aco, helal olsun, helal olsun. Tamam kardeş, sakin ol. Sakin kalamayayım Luran. Aşk diyeyim, aşk. Mevzu aşk, kainatın varlık sebebi. Gübegim çatladı bu aşk için. Sakin kalamayayım, kalamayacağım da. Yok. Sakladığım mektuplar yok. Demek Süleyman bu sebeple buraya gelmiş. Boşu boşuna deli numaralar yaptı burada. Bile işte bulmuş mektubu. Her şeyi ögranmış. Nereden bileymiş ki mektup burada? Nina söyledi demek ki. Demek ki Nina burada. Nina burada mıymış? Yazmış bu mektubu. İsteği ona verelim. 35 sene önceki gibi de kendi gidip bekleyecek imiş küprüde. Nasıl bulacaksın Nina'yı? Ben mi bulacağım? Bu suçu sadece ben mi işledim? Beraber bulacağız. Ben asla böyle bir şey yapmayacağım. Görüşmeyeyim onunla. Bugüne kararı verirken bunun vebalini birlikte çekeceğiz diye söz vermedik mi? Söz verdik. O bak, o vebal de geldi, dayandı işte kapımıza. Bir mektubu Nina'ya vermek artık bizim boynumuzun borcu. Fuka. Arif, ha. Şimdi sen bunu peşin altıyla çarp, hı hı. Sonra dörtle. Tamam. Önce değsin haftalık ciroyu, sonra da aylık ciroyu. Evet, tamam. Bu haftalık 50.400 denar yapay dayo. Arif, ha. Aklına değil, makineyle yap. Kırıcı olaysın dayı gerçekten. Aferiniz. Şimdi aylık da 201.600 denar yapay. Eğer mesela dersen ki euro cinsinden de duymak isteyip o vakit 3.300 euro yapay. Aslında 3.270 ama bilirsin ben şeyleri sevmiyorum, küsuratları. 3.300'e yuvarladım yukarı. Ha,
50 hafta hafta. Ha? 50 ay. 50 ay ben hafta 50 ay. 60 ya. Ay 5 yıl yapaydı ya. 5 yıl. 5 yıl. Yemeden içmeden ödeyeceğiz bir şey. 5 yılda ödeyeceğiz. Süleyman, bozmuşsun bu kütleleri be. Yanılmayı, yarıda bıraktın. Yeme, git başka yerde ya. Tübe tübe. Tabii bu 5 yıl anamın küfteleriyle. Biz eğer bu Doron'un köfteleriyle günde dil 110 tane satamayız. Şu hale bak. Mutlu günler hepinize. Daniel, hoş geldin, hoş geldin. Süleyman, sağlam mısın? Aklın yerine geldim. Aklım hep yerindeydi. Daniel, iyi ki geldin. Ben de istedim senden bir şeyler konuşalım. Güzel, konuşalım. Ama ikimiz baş başa dışarıda konuşalım. Benden ne özeliniz var sanki? Özür, özür Arif. Tamam, tamam. Haydi, haydi. Ya geç, geç, geç. Haydi, haydi. Sağ ol. Özür Arif, özür. Hop, 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 hop. Evet. Daniel, bilim sen niçin geldin? Dükkan hasılatının yarısını almak için ben de geciktirdim. Kusuruma bakma. Ama bak, asıl mesele tapı, konağın tapısı. Onu da sana süs kısa zamanda halledeceğim. Solum, solum, solum. Konuğu da gir, konuğu da gir. Değil mi? Konu, hem Ertan hem Yovanka. Ne olmuş, Ertan'la Yovanka barışmışlar mı? Keşke söylediğin gibi olsa. Bak. Dinle. Gel. Biz bu çocukların mutluluğun önünde engel olmayalım. Geçmiş geçmişte kalsın. Unutalım. Bu çocukları üzmeyelim. Bu çocuklara yazık etmeyelim. Daniel bak, benim seninle derdim yok. Kızcılarla da bir derdim yok. Ama benim derdim Elena'yla, kusura bakma. Ben artık Elena'yla yüz yüze gelemem. Yaralar bu kadar derinken biz birbirimize yüz yüze bakamayız. Ertan da Yovanka da bakamaz. O dediğin öyle değil. Yanlış konuşuyorsun. Nasıl? Şimdi düşün. Ertan'ın suçu ne? Hem Yovanka'nın suçu ne? Süleyman, gel geçmiş geçmişte kalsın. Daniel, ben şimdi sana bir şeyler anlatacağım. Kulaklarına inanamayacaksın. Ne? Ben ablamın yüzüne nasıl bakacağım? Ablam benim yüzüme nasıl bakacak Neriman? Ben abimin yüzüne nasıl bakacağım? Aa, vereceğiz işte bunu. Bulacağız Lina'yı, bu mektubu ona vereceğiz. Ha, Üsküp küçük yer ya. Hemen birden bulacağız, vereceğiz. Ya, ya yok midir bir kolay yolu? Hani ne bileyim, bir eski arkadaşı senin bildiğin bile gitmeyi sevdiği bir, kahve içmeyi sevdiği bir yer, bir restoran, bir şey yok midir? Bilmeyim. Bildiğimi de unuttum. O vakit ne yapacağız? Bütün otelleri tek tek gezeceğiz, bulacağız. Haydi. Ne bakarsın Üle? Hadi durma Üle, haydi. Beraber bulacağız, haydi. E haydi. Ah gospode. Sen ne değilsin? Senden mektubu mu saklamışlar? Daniel, Nina ben bayılınca cebime bir not bırakmış. Notta değil ki, bütün mektuplar Elana'nın evinde değil. Ben niçin geldim size? Niçin öyle deli numarası yaptım? O mektupları bulmak için. Nina'nın Elana'ya, Neriman'ın Elana'ya yazdığı mektupları bulmak için buldum. Buldum, okudum. Ha gospode. Aklım almayı. Yani o kasyana, öbür tarafa, o küfrüye boşuna küsmüşüm ben. Boşuna küsmüşüm. Ama dedim ben ikinizle de konuşmayacağım.
bir şartım var. Gideceksiniz, benim yazdığım mektubu Nina'ya vereceksiniz. Bulacaksınız Nina'yı. Ve Nina köprüye gelecek dedim. İşte o kadar dedim. Peki Nina burada mı ki? Burada. Burada da. Dayı. Ha. Ben bir bankaya kalkayım. Ha, git git. Anlarsın ya. Tamam. Hadi. Hadi. Ama buranın neresinde işte onu bilemeyim dayı. Süleyman. Ha, Süla. Ben sana bir şey soracağım. Bir sor. Sen bu yaştan sonra Nina'yı bulsan evleneceksin mi? Bu saatten sonra olmaz. Olmaz. Daniel, biz Nina'yla yaralarımızı paylaşacağız. Nina gitmeye mecbur kalmış. Necim mecbur kalmış? Kim mecbur bırakmış Nina'ya gitmeye? Onları öğreneceğiz. Konuşacağız. Geçmişten, gelecekten değil. Ya işte böyle. Anladım. Ama sana diye hiçbir şey için geç de girdir. Haydi ben gideyim. Ha, dur 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 daha. Nereye gidiyorsun sen? Ben hasılatın yarısını vereceğim. Niyazi oğlum. Ben oraya para bırakmıştım. Getir o zaman. Solama. Hayır, 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 hayır. Hayır. Konu o değil. O işe sonra bakacağız. Şimdi konu hem Ertan hem Yovan'da. Tamam mı? İyiler. Haydi. Çao çao. Haydi Daniel. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Haydi çao çao. Abartırsın ama şimdi. İvana ne alakası var? Tamam İvana ile tamam, konuşamadık bugünlerde. Bilim konuşamadık çünkü burada karıştı meseleler burada bin tane iş oldu. Ne? Bu ne demek boşan? Ne demek boşanacım ben? Ne diyorsun sen? Ne konuşuyorsun? Ay. Bir şey kalk kendin ya. Tamam tamam söz verdim dedim getireceğim. Zaten getireceğim. Niçin getirmeyeyim ama burada Ertan'ın başı beladaydı ben. Ne be boşanacım değilsin. Bağırmayın, bağırmayın ben sana. Tamam oldu, tamam. Hı hı. Tamam dinleyeyim ben seni. Tamam güzel. Ha, söylememiş. Nasıl? Ne? Babam mı olacak? Baba mı olacağım ben? Ne? Sayın ama. Ha şey ya. Ha güzel çok güzel sevindim senden çok. Abi. Tamam haklısın evet. Evet buradaki işleri ben halledeceğim. Öyle bir iki gün için hallederim ben. Tatlıyalı olacağız. Abi. Sevindim ben şimdi çok. Tamam güzel. Abi. Oldu. Ben seni en çok seveyim. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Koş, koş, koş. Dogri'ni duyduk biz. Dogri'ni duyduk. Çabuk dogri, söyle. Dogri. Yalan olacağım. Tatlı alalar. Tatlı ala olacağım ben. Benim babacığım. Bana bak, İvana'yı getiresin buraya. Evet kız kardeş, evet. Lazım getirelim. Buradaki bu işleri halledip çözeceğiz her şeyi getireceğim. Yalan olacağım. Aha. Tatlı ala, tatlı ala. Bekle, bekle. Ne oldu Mori? Tatlı ala, ben de sana gidecek idim. İyi oldu seni gördüm. Ne oldu Mori, entrika mı var yoksa? Entrika yok. Konumuz hem Ertan hem Yovanka. Yovanka nasıl? Yovanka iyi de gel. Ertan nasıl? Ertan daha fena. Evin yolunu unuttu çocuk. Yüzünü göremeyim. Yazık oldu bu çocuklara. Hayatları boyunca hiç kimseyi sevemeyecekler. Besbekar ölüp gidecekler. Deme öyle tübbe de be. Tübbe. Tatlı ala şimdi sen bana yardım edeceksin. Ha, sen istiyorsan Elena'yı borçlayasan benden de hayırlı bir kısmet bulam istiyorsan öyle mi? Ben canım Elena'ya aşığım. Konu başka.
Kafamda var bir plan ama sen bana yardım edeceksin. Ne deysan? Buri, kaos nerede var ise ben de oradayım. Anlatır bakalım. Tamam. Şimdi bilirsin bizim yarım kalan çocukların bir düğün işi var idi. Deme. Evet. Şimdi benim kafamdaki plana göre sen bana yardım edeceksin. Biz bu çocukları kavuşturacağız. Ardından da güzel bir düğün yaptıracağız. Ay çok islah planıymış. Anlatır bakalım ne yapacağız? Şimdi plan şöyle. Gülsem'e bu vermediler, krediyi reddettiler. Ha. Falan bilmem ki anneciğim. Ama şimdi bizim Hamit yok mu? Ha. Onunla ben konuştum, halledeceğim onu. Merak etme, tamam? Halledeceğim. Tamam, haydi. Alo, banka müdürü Hamit ben. Nasılsınız Firdavuz Bey? Firdavuz Bey, oğlunuz Arif bankamıza kredi başvurusu için geldi. Ama maalesef puan durumu uygun değil kredi vermemiz için. Bu yüzden sizi haberdar edelim dedik. Bu arada Canit çok sıkıntılı. Makedoniydi ama iyi kız şeydi. İyiydi. Hak etmedi bunlar. İyiydi. Ertan da ne yere bakan yürek yakan imiş. Şimdiki aşklar böyle işte. Yazık oldu kızcaya. İyi insan lafın üstünden geçermiş. Anlamadım. Geçmiş olsun deyin. Duyduk, çok üzüldük. Gülbahar'la olduğu ne duyduk, daha da üzüldüm. Sana ayıp etmiş be kızca. Anlamayın ben, ne demek istiyorsunuz? Kızcağı hala şokta belli ki. Ertan deyim. Geçen sabah Gülbahar'ın evinden çıkmış idi. Ne diyeyim sana be kızcağım, çok ayıp etmiş. Galiba o yüzden senden ayrılmış. Senin yakın arkadaşın idi. Kapı komşuydu. Acaba ne yapaydı o evde o gece? Ama sen üzülme kızcığım. Sen daha illerine layıksın. Alo? Gülbahar lazım, birden konuşalım. Boşa uğraşıyız Neriman. Üsküv'ün bütün otellerini mi arayacağız? Gerekirse arayacağız. Elena. Elena. Türk familyasıyla birlik kurmuşsunuz. Abla ne arıyorsunuz? Ben ne yapayım seni hiç ilgilendirmez. Elena. Elena. Nina buraya gelmez. O kadar acı yaşadı ki annesi ölmüş. Gelip de acılarıyla mı yüzleşecek? Gelip de yeni acılarla mı yaşayacak? Ben bileyim nasıl bulacağız ablamı, gelip gelmedik hani. Efendim. Hangi otelde olduğunu bulduk. Gidip çıkaralım mı? Hayır. Madem ki sözünü tutmadı. Madem ki buraya geldi. Ben kendi sözümü tutacağım. Yetmeyeceğim Süleyman'a. Yeter ki ona dokunma. Sana da yer olmayacağım, ona da. Gideceğim buradan. Söz vereyim. Gelirsen vururum onu Nina. Vururum, anlar mısın? Nina galiba
Berdag'ı sizi unutmuş. Ama ben Berdag'ım sizi unutmadım. Yapacağım. Ben şimdi bu parayı bulamazsam, bir, benim lafım yere düşecek. Olmuş iş değil. İki, Zübeyir'de de yazık olacak. Son değil. Üç, dayıma rezil olacağım. İlk değil. Nasıl bir şey, ne film çeviriyi de bu kalabalık ne burada bile. Allah Allah. Türkücü değil mi bu be? Bak sen. Ben öyle geleceğim. Öyle geldin mi hemen yakalayacaksın. Anladın mı? Alay mısın? Ben böyle kollarımı açayım böyle. Ondan sonra Ayşe niye bak Reşim? Alay mısın beni? Oraya geldin mi her şey bitecek. İyi mi? Alay mısın? Tebak yönet beni. Tebeni iyi dinle. Şimdi ben tebak o taşa doğru gideceğim. Tebüle. Tebüle. Tebak. Sonra sırtımı yaslayacağım taşa. Lakin hüzünlü. Hüzünlü. Tebak. Büle yapacağım. Tebu. Çok önemli. Tebu. Bunu gör. Sonra nakarat bitince hemen dizlerimin üstüne çökeceğim büle. Hatırlar mısın? Sabuha. Sabuha? Anlamaysın. Toprağın oğlu. Onu da bilmeysin. Tebüle. Tebak. Bak bak. Ayşe. Ayşen. Anlayın mısın? Heh. Öyle ama nakarat etmeden çıkma yana. Yok yok sen tas etme o iş bende. Heh. Bacanak. Bacanak? Hoş geldin Arif Aga, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sak olasın. Böyle bacanak dedim bir yüzün güldü ha. Sak olasın Arif Aga, sak olasın. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Ayşen'e aşkını mı ilan edeysen kameraların karşısında böyle haber bülteni için? Onun gibi bir şey Arif Aga. Klip çekeyim. Böyle hem de kendi çıplak sesimle. Öyle dizilerdeki gibi playback değil ha. Ha, sen böyle tıklamaları mı bel baglaysın? Ah be Arif Aga. Yalnızca Ayşen tıklasın yeter be Arif Aga. İyi dedin iyi. Sağ olasın. Bu setin rejisörü kim? Benim, ne oldu? Şefo. Arif Aga. Bile rejisör mü olur lan? Olmaz mı? Olmaz, mümkün değil. Olmaz. Olmaz, rejisör dedin Bile biraz havalı olur, bu ne Bile? Doğru değilsin Arif Aga, doğru değilsin. Rejisör bey! Nasıl çekeceksiniz böyle bir hareket falan yok mu? Dışarıya kurmamışsınız buraya. Hiç. Ha bumun üstünde, madem çıplak sesle çekeceksiniz, o bumun üstünde detket yok. Detket nedir? Kedi değil, kedi değil. Öyle desin değil mi Arif Aga? Allah Allah, detket. Bu hani rüzgar sesi bu mikrofonun içine girmesin diye tüylü bir şey vardır ya ondan bas. He. Işık. Allah hiç. Allah, bak. Ne Bile tutaysın Bile. Adamın gözlerinin altı siyah. Bu şeyin gibi, üstün gibi. Bile yapacağım bak. Var. Cepil. Yok. Var. Yok. Bunları ben mi... Sen aslan mısın? Devamlık mı, time code mu? Öyle bakay, öyle bakay. Ne? Bilmiyorum Arif Aga. Eşinden mesaj açarsın bile. Amiri nerede bunun? Amiri nerede bunun? Amir değil Arif Aga. Amir de yok. Tefo. Burada klip çeke eski sesi altında başka şeyler düney. Ben sana söyleyeyim. Ne değilsin sen Arif Aga? Öyle mi değilsin? Öyle. Gel karavanda bir çay içelim seninle gel. Karavan? Karavan? O ne ki Arif Aga? Zaten çay ocağı da yok ki. Çay da yok. Ah şefo ah. Bu bumcu ne yapıyor? Bülent eli cebinde bumcu mu olur tek el? Tek. Bumcu tek. İki elle tutacın bak. Bülent. Kadraja mı girdi? Atlat tutacın böyle.
Allah Allah, bunları ben mi anlatacağım size? Bu rejisör adamı rezil eder, ben sana söyleyeyim. Üle mi değilsin Arif Aga? Üle. Arif Aga, sen sıkıttırma kendini. Boş ver. Ben hepsini halledeceğim. Hallet ama, hallet, sen ailedensin artık, bak bacanak diyeyim sana. Kusursuz olmalı her şey, kaliteden ödün vermeyin. Üç kuruştan fazla verin, doğru düzgün yap burada. Arif Aga, doğru söylüyor Arif Aga. Takos. Adamın altına takos. Bak, adam kısa. Yapacak bir şey yok, yaratılış böyle yani. Adam kısa. Oyacan yüksekte duracak, böyle. Bir Ayşen de. Ayşen, Ayşen. Bu sesi harcamayın. Arif Aga, ben halledeceğim. Halledeceğim Arif Aga. Halledin. Sağ olasın Arif Aga. Ayağına sağlık. Doğru söyleyeyim. Böyle çıktın üstüne. Bak, böyle çekeceksin te. Bak, uzadım. Gördün mü? Evet. Buyurun. Eyvallah, eline sağlık. Süleyman Usta, çok fena olmuş bu köfte. Afiyet olsun. Öyle değil be usta. Çok kötü, çok. Hem de kokayı, fena kokayı. Yeme vakit, kalk git. Git başka yerde ya, hadi. Para çık, çıkar bırak para. Çıkar. Al o parayı başka yerde yersen. Bırak parayı. Küfte dedi, kokaymış. Sen kokaysın. Şüphetül be. Yerinde karıştırdı, ha burada. Niyazi. Efendim. Gel buraya, gel. Neredesin Niyazi? Al şunları topla. Toplamaz, hadi. Tübe tübe. Ama usta, bak inat götürme. Barım, bırak gidelim alam Neriman Ana'dan küfteleri. Günün geri kalanını kurtaralım. Neriman Ana'ya küfte yoğurtmayacağım. Anladın mı? Karışma benim işime. Ne dersem onu yap. Yürü, tamam, yürü. Affet, affet. Zaten sinirim kepremden. Oh, düşürün, düşürün bak. Merdiven kıracaklar, bak cami kuracaklar. Ya bunlar nasıl iş yapar bile? Renovira edeyler, tadilat yapaylar. Yeni kiracı gelecekmiş. Kiracı kimmiş kiracı? Bilmiyorum ama galiba Makedon deyler gelecekmiş. Ha, Türk çarşısından bir Makedon, bir de küfteli Süleyman'ın karşısında. Batar o be, batar, batar. Karşısında kim dayadı Süleyman'a gel? Sen yine dayadın ha o kayın. Böyle iki kaşık tüzde yakar adamı vallahi. Abartma Arif, abartma. Kimi yakmış bugüne kadar Sule Usta, Dayko? Kimi yakmış ha? Kimi? Ya şimdi konu o mi Cemal, ne desin Allah aşkına ya? Arif! Bizim o para meselesi ne oldu? Ha? Ne diyor bu Arif, ne diyor bu? Borç parası. Borç diyor. Ya diyor, duydu. Şey yüzünden dayı. Dedem. Aynen Zübeyir dedem umreye gidiyor ya. Ya. Ondan sonra demiş ben Daniel Aga'ya bir hediye alacağım oradan demiş. Bak ne kadar düşünceli adam. Onun için de hediye parası işte, ben de onu şey yapayım. Ha. Ha vallahi. Kim çalaydı? Ben de. Kim ki bu? Kim? Alo. Evet, Arif'tir telefonda. Kim lan? Evet. Kim? Ha. Evet, buyurun. Evet. Evet. Tamam. Sağ olun. Dayı, bankadan aradılar. Kredim onaylanmış. Parayı bulduk. Çak. Parayı bulduk Cemal. Evet ama senin paran değil. Bak, yuh bak işte, kırdılar bak. Camı da kırdılar ya. Bunlara bak ya. Ay vallahi. Ne biçim adamlar? Tüme tüme. Ne arayız burada Eren ha? Ablami. Gelip gelmediğini yügreneceğiz. Gel. Süleyman Dogri Sülemiş.
Ablam saydan gelmiş. Annemin en sevdiği çiçekleri getirmiş. Bak. Hala tazeler. Annem... Annem acısıyla öldü. Ben bileyim. Bu yüzden... için hala katın Nina'ya, bileyim. Öyle. Aşk her zaman güzellik getirmeye iner İrman. Getirmedi de. Nina bunu bilmedi. Annem de... Annem de acısıyla öldü. Sonra ben... hep bir omuz aradım. Başımı yaslayıp ağlamak için bir omuz. Şimdi sıra bende Loçkan. Yavanka. Neçin çağırdın beni buraya? Bahar, ben şey duydum. Sana soracaktım. Ama... Dagre. Dagre duymuşsun. Nasıl olur Gülbahar? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Sen benim yaşadığım her zorluğa şahit oldun. Biz daha Ertan'la... Siz artık ayrısınız Yovanka. Gülbahar, biz Ertan'la nişanlıydık. Biz Ertan'la yeni ayrıldık. Siz ayrıldınız yeni. Ben Ertan'ı çocukluğumdan beri seveyim. Sen daha yeni girdin Ertan'ın hayatına. Ben hep var idim. Ben hep oradaydım. Tefsim Gülbahar. Sen bilir misin mesela Ertan en çok hangi yemeği seveyi? Hangi sokaklarda oynadı? Düştü gündeki yara izini? O yara kaç günde geçti bilir misin sen Yovanka? İlk radyo yayını? Lise kasetleri? Babası öldüğü günde nerede atladı bilir misin sen Yovanka? Gizli gizli. Bilir misin? Bilmeysin. Ben bileyim. Ben bileyim. Hem seveyim, hem bekleyeyim onu. Gülbahar, bana süleyebilirdin. Bana niçin sülemedin? Söyleseydin bana çekilirdim yolunuzdan. Sülemedim. Sülemedim. Olmadı. Olmadı. Bekledim. Bekledim Ertan da beni sevsin. Benim onu sevdiğim gibi. Ama sonra sen geldin konağa. Toflaştı. Yürümedi beni. Ben mi engel oldum? Fail oldu. Ne zaman ayrıldığımız fark etti. Sevdiğimi. Te bak. Ertan'ın atkısı. Unutmuş.
Bana geldi günde. Ben de anlayayım. Senin benden niçin uzaklaştığını. Ben onca şeyle boğuşurken anlamamıştım. Özür dilerim Gülbahar. Benim ihtiyacım vardı. Şimdi ihtiyacım daha oldu. Ahmet. Ya böyle sokakta buluşayız. Artık sokakta mı kredi dağıtaysınız? Yok be aga. Sana kredi çektirmeyeceğiz ki. Ne demek kredi çektirmeyeceğiz? Dedin ya hallettik diye. Sen benden matap mı oynayasın? Senin işin halloldu. Doğru yalan yok bu işte. Ama krediyle değil. Sen böyle niçin kelimelerle oynayasın? Şimdi ben götüreceğim seni dükkana. Orada ızgaranın üstünde oynatacağım seni. Söyle ne söyleyeceksen söyle birden. Haydi. Baban. Firdavs Aco istediğin parayı hesabına yatırdı. Arif aga. Sen geri gönder o parayı. Ben istemeyim. Nasıl yani? İstemeyim işte. Gönder onu geri. Alo? Alo? Yovanka, çok fena düşmüşüm kızım. Galiba ayağımı kırdım, kimseye ulaşamayım. Tatlı Hanım, neredesin? Nedeysin hala? Ey tamam, bekle ben geleyim birden. Tamam. Tam kısmet Ayşe'ye yarışır bir gün olacak. Allah'ım şu çocuklar kavuşsun, geri kalanı ne isterse olsun Atak. Babam. Bana para göndermiş Gülsüm. Ben de reddettim, geri gönderdim. En doğrusunu yapmışsın Arif. İhtiyacımız yok çok şükür. Ya yok. Tabii çok şükür. Ama Zübeyir dedim. O kadar biriktirmiş. Umre parasını. Çıkardı birden verdi bize parayı. Dedi, bu para dedi, Makedonların konaktaki hakkı dedi. Sonra çekti gitti. Ne benim içime sindi, ne dayım.
Benim canım dedem. Yürekli dedem. Küs mü? Ben alsam yedim o parayı. Şimdi nasıl bulacağım ben? Nereden bulacağım o parayı? Orasını bilmeyim Arif. Ama almamakla çok doğru, çok iyi etmişsin. Düşünme artık bunu. Rabbim elbet bir kapı açar. Bir de söz vermiştim dayan. Çözeceğim dedim. Zübeyir zaten de çok üzüldüm. 2 sene biriktirmiş adam umre diye. Çözeceğim de işte. Nasıl çözeceğim bilmeyim. Hem de hiç bilmeyim. Ben bileyim. Ben inanayım sana. Çözersin. Bulursun bir yolunu. Çözeceğim. Hem senin bu temiz kalbin, hem bu temiz zekan bizi bu sıkıntıdan da kurtarır. Bileyim. Seni çok seveyim Gülsüm'üm. Ben seni daha çok seveyim. Kocam tatlı. Evet. Yeter bize bu kadar romantizm. Gidem de hem Emin ailesini, hem Tahir ailesini, hem Selim ailesini kurtaram. Üsküvi, bu 3 aile yönetti derler, doğru mu? Gideyim ben. Bak gideyim ha. Git. Hadi gideyim. Hala. Hala. Neredesin be hala be? Neredesin be? Hala. Hala. Şuna banka. Ersan. Şuna banka. Ses. Senin ne işin var burada? Hala aradı, o yüzden geldim. Anlaşıldı. Öyle abi. Ver mori biraz bana da. Bunu unutmuşsun Ertan. Gülbahar'da. Yovanka, de bu ne demek şimdi? Aha, gide Yovanka. Ertan tut kızı bırakma be. Beni bu kadar kolay gözden çıkarmanın sebebi Gülbahar mıydı? Benim en yakın arkadaşım mıydı? Madem Gülbahar'la aranızda bir şey vardı, niçin bana söylemedin Ertan? Niçin benim evliliğimi düşünüp kapıma kalk geldin? Ben Pavel'e düşmanlık ettim. Yovanka bir dakika. Bir dakika siz ne Gülbahar Yovanka, sen ne anlatırsın? Şimdi ne alaka Gülbahar? Ertan, Gülbahar'ın evinde Atkın Çıkay. Sabah bir vakti çıkmışsın evinden, bütün mahalle sizi konuşuyor. Benden onun için ayrıldı beni konuşuyor. Gülbahar'a sordum. Dogri dedi. Çocukluk aşkım dedi benim. Sen olmasaydın biz olacaktık dedi. Yovanka yalan. Bunların hepsi yalan, sana yemin ederim yalan hepsi. Ertan, Gülbahar yalan mı Süley?
Mahalledekiler yalan mı Süley? Yalan Süley, hepsi yalan Süley. Gömenka sen bizim mahalleyi bilmiyor musun? Sen bizim konağımıza ilk geldiğinde ben seni evden nasıl çıkartıydım Yobanka, sen hatırlamayın mı sen? Ama ben anlamayayım. Ben Gülbahar'ı anlamayayım. Niçin böyle bir yalan Süley? Yobanka. Bak ben sana bu atkının gerçek sebebini anlatam. Çünkü senin beni yanlış tanımanı istemeyim ben. Bizim seninle konuştuğumuz günün gecesi 3-5 tane adam saldırdı bana. Biz onlarla kavga ettik. Ben o halde eve gidemezdim. Radyoya gidecektim. Ondan sonra bayılmışım bir yerde. Beni Gülbahar buldu. Evine götürdü beni. Pansuman yaptı, yardım etti. Hepsi o kadar Yobanka. Ben Gülbahar'da uyuyakalmışım. Bak ben Gülbahar'ı kardeşim gibi göreyim. Yemin ederim sana. Sen ne duyduysan, ne işittiysen hepsi yalan. Ertan ben seni dinlemek istemeyim. Ben senin yaptığın gibi dönüp arkamı çekip gitmek isteyim. Ama yapamayım. Ben senin yaptığın gibi yapamayım. Kaldı elimizde. Her yeri aradık Neriman. Elimizden geleni yaptı. Bileyim ama illa bir yolu olmalı onu bulmanın. Sokak sokak dolaşıp koca şehirde Nina'yı mı arayacağız? Nilana anlamaysın. Bu sefer de abimin dediğini yapmaz isek benimle hayat boyu konuşmaz. Ben bileyim bu. Maria. Neriman tete hoş geldin. Kızcığım hoş bulduk. İyi gördüm seni. Kulaklığını unutmuşsun konakta. Bir ara Ugra'da. Al olur mu? Ne olmuşsa olmuş büyükler arasında. Kapımız her zaman açık biliyorsun. Maria, bu kazak nereden çıktı? Nereden aldın onu? Mağazadan. Onu demeyeyim. Nasıl aldın diyeyim. Hediye. Ben o vakit gideyim. Sen de bulursan bir iz, bir haber alırsan Nina'dan. Tamam. Nina tetemi mi araysınız siz? Maria sen karışma. Niçin araysınız tetemi? Önemli. Çok önemli bir şey için arayız kızcığım. Sen biliyor musun yoksa yerini? Bak sadece ben değil, annen de aray. Ben bileyim tetemin yerini. Bundan sonra Gülbahar ya da bir hangi kişi. Kimle isteysen onunla ol Ertan. Şobanka yapma böyle. Hala senin için ağlayan, üzülen bir adama bunları söyleme. Öyle olsa dayanamazsın Ertan. Çünkü ben artık dayanamayayım bu acıya. Şobanka bekle. Birbirimizi dinleyelim. Bu defa konuşalım. Ertan ben sana kendimi anlatmaya çalıştım. Sen hem beni dinlemedin, hem boşuna kıskançlık edip kendini tehlikeye attın. Öfkenle hareket ettin. Şobanka ben ne yapsaydım? Ben sana söyledim. Pavel tehlikeli bir adam dedim, sen bana inanmadın. Pavel'in hala etrafında gezmesine izin verdin. Ben sana Pavel kim diye sordum Yobanka, sen bana cevap vermedin. Pavel, senin eski sevdiğin mi dedim. Sen sustun. Yobanka sana son kez sorayım. Pavel kim? Senin Pavel'le geçmişinde herhangi bir şey varsa söyle bana. Yok Ertan, yok. Pavel anneme çalışan birisi. Benim ne Pavel'le bir geçmişim var, ne Pavel'den yardım istedim. Annem dedemi konaktan çıkarmak için aramış. Ama sen beni suçladın. Benim asıl canımı yakan ne biliyor musun Ertan? Ben senin her sözüne inanayım. Çünkü seni tanıyorum. Ama ben sana ne söylesem
senin kalbin yumuşamadı. Her şey biz yüzük takarken oluyor banka. Ben seninle en yakın olduğum vakitte sen bizim aramıza sır koydun. Bizim yolumuz birleşmeyecek bir yolmuş Ertan. Artık ben de inanayım buna. Biz boşuna ısrar etmişiz. Güzel. Bazı aşklar ayrılık getirilmiş. De bak, tek az sakınırsan sakın. Herkesin acısı birbirine denk geliyormuş. Biz de beceremedik Kertan. Her fırtınada savrulduk. Artık benim gücüm de kalmadı. Sen... Keşke bana söyleseydin Yabanka. Her şeyi anlatsaydın. Dedeni, Pavel'i, dertlerini, üzüntünü. Biz seninle birlikte bunların hepsinin üstesinden gelirdik. Kimseye sezdirmeden, hissettirmeden çözerdik bunları belki. Ben bir hata ettim Ersan. Sen de o hatayı affetmedin. Ama şimdi sorayım ben sana. İnsanın bir hatası yüzünden tüm hayatı hiçe sayılır mı? İyi, iyi. Konuş iyiler, iyi. Çok üzülüm Daniel Aga. Bacanak! Bacanak! Bacan mı lan? Arif. Dayı. Bacanak mı dedi bu sana? Güla duydum. Şey olarak... tabir olarak. Böyle hani... Nafası bacanak gibi öyle. Ha bu o veda gecesi şarkı yüttüren şarkısı değil mi? O. Bacanak demedi değil mi? Yok, o şey olarak yani öyle. Bunun boyutu daha mı kısalmış, ne olmuş? Ya hadi konuşun, hadi konuşun. Bak hayatını kurtardım senden, sen oturturdu ızgarayı vallahi. Ben zaten yanmışım. Ozgara yakmaz beni bacanak. Bak hala bacanak de. Şu çevrede bana bacanak deme işte. Neyse ne oldu? O şurup yönetmen. Ha. Teseti bırakıp kaçtı. Ben dedim sana. Ben sana dedim demedim mi? Dedim. O güvenilir ayakkabı değildi ya. İşte ben de bu yüzden geldim. Ha. Yardımına ihtiyacım var Arif Aga. Nasıl? Sen belli ki anlayışsın bu işlerden ha. Yok mu? Yok be şapok. Ya o kadar değil de yani. Anlayın. O kadar değil de her rejisör kadınlayın da yani o kadar değil. Arif Aga, klibimi sen çek. Parası neyse vereceğim. Ne istedin ka? Yeter ki Ayşe'nin tatlıyı etkileyecek bir klip olsun. Bak, parası neyse. He? Ne deysin? Şu cümleyi bana tekrarlasana. İstedin ka. İstedin ka. Parası neyse vereceğim. Ne deysin? Tamam çekip. Sağ olasın artık. Tamam, tamam. Bak büyük sevaba girdin ha. Sağ olasın. Süle Maria teten nerede? Ben anlayayım. Onun güzel yüreği kimse üzülmesin isteği o yüzden Süleyman. Ama sana söz vereyim. Kimse üzülmeyecek. Abi Süleyman dedim. Söz verdim. Kızcığım. Bak Nina tetene sade bir mektup vereceğiz. Oka. Oka mı? Karşılığında ne alacağım? Maria. Elena dur. Tamam sen Süle. Ben sana 5 tane daha kulaklık alacağım Süle.
Ama ben başka bir şey isteyeyim. Hem de mamamda. Attırma kapakımı şimdi Maria. Elena. Süre ne istesin annenden? Süre çocuk. Nina tetemle barış hazırlıyor. Maria. Alacağım bu mektubu, götüreceğim tetene. Barışmak marışmak yok öyle bir şeyler. Unut onları. Haydi. Haydi deyim. Acomu günden güne kaybedeyiz. Yürüsün değil mi kardeş? Yürüsün bak. Aşk insanı ne duruma sokar bak. Aha kayınpeder geldi. Anneler amca. Ertan seninle acık konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz tabii. Özel. Otur istersen Murat'ın. Deme. Tatlı yalan. Senin burada ne işin var? Maşallah çıkıtın. Sen tiyatro mu oynayacaksın? Üle, üle ağla da sen nereden bilirsin benim burada olduğumu? Ya Beluşka, mesal da ahiretimi bilmem. Geri kalan hep bir seni bilirim. İsteyim seninle konuşalım biraz. Gel biraz tebile oturalım, olur mu? Hala bak, gene Ertan'la ilgiliyse biz o konuyu sayenizde çözdük, konuştuk hem kapattık. Yovanka, yarım kalan şeyler var kazam. Gel biraz tebile oturalım, konuşalım, olur mu? Haydi ağlasın. Ertan, şimdi sana bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü uzaktan da olsa neler yaşadığınızın farkındayım. Ben de sizlerin yaşı kadar aşk gördüm. Şimdi söyle bana. Sen küfteci Süleyman gibi mi olmak istersin? Yok. Yani dayım da çok iyi bir insan. Ama ben dayımın yaşadıklarını yaşamak istemem. Ben de kaderin onunki gibi olsun istemeyim. Hem Yovanka'nın kaderi de Nina tetesi gibi olsun istemeyim. İyi dinle. Nina Süleyman'ı görmeye gelmiş. Köprüde onu bekleyecekmiş. Eğer senin de aşkın her şeyden büyük ise sen de köprüye gelirsin. O köprüde herkesin gözünün önünde evlenirseniz hiç kimse sizin karşınızda duramayacak. Unutma Ertan, bu hikayede herkes hem suçlu hem masum. Ben hem Yovanka'ya hem sana yazık olsun istemeyeyim. İnanmayın. Nina tetem gelecek olsa beni arardı. Nereden bilesen? Belki bu gudubet Elena'dan sebep gelmedi. Üsküf küçük yer. Kim bilir Gürsay'da ne fenalık çıkaracak idi anan. Nina tetem Süleyman Dayov için mi gelmiş? Öyle. Görürsün. Aşk biteyim mi? Bitmeyin. Onun için bunların hatalarının bedelini siz ödemeyin kızım. Nina için köprüye gelecek. Sen de orada olacaksın, Ertan da. Ertan gelmez. Hem ben de gelmem. Gelecek. Ertan da gelecek. Aşkına yenik düşecek çünkü. Sen benim dediklerimi daha bir kere düşün, tamam mı? Mert. Mert, soru sorayım sana.
Yahya Kemal Beyatlı nerelidir? Üsküplü'na. Aferin sana. Dogri, Üsküplü. Peki, kayıp şehir şiirini hangi şehir için yazmıştır? Bilmeyim ana, bilseydim işaretlerdim. Üsküp için çocuğum. Yahya Kemal Beyatlı kayıp şehir şiirini Üsküp için yazmıştır. Ügrendin mi şimdi? Ügrendim. Aferin sana. Şimdi Selma, sana da soru geleyim. Hazır mısın? Hazırım. Ulan kadın. Bunlar nereden çıktı? Bunlar bile işte çok da senin bahçene layık değiller ama işte birkaç tane gül aldım. Hep böyle her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler. Ama sen hep benim önümde yürüdün. Güzeller nereden çıktı? Ben yönetmen oldum, rejisör. Film mi çekeceğim babiş? Dizi mi yoksa? Babiçka. Klip. Da klip ama tabii planlarımız var yani. Öncelikli hedefimiz Oscar. Evet. Onu zaten aldım da bırakırım ben. Ya Arif, ben sana sen bu işi halledeceksin, halledeceksin. Dedim ama böyle olacağını hiç düşünmedim yani. Ya Gülsüm, sen dedin halledeceksin diye. Ben de gemileri böyle karadan yürüttürdüm. Yönetmen oldum. Gel. Ay. Tamam, kestik. Bak zaten filmde yapıyorlar. Kestik de yönetmenlik yapar yani. Kestik de işini bitti. Kestik de orada bitiyor her şey. Dayılı değil bakalım. Yani. Verdin mi mektubu? Verdim. Oh. Hay sağ olasın kızcığım. Hay sağ olasın. Hiç rahatsız olmayın. Ben birden gideyim. Hay sağ olasın. Sağ olasın. Maria. Nina Teten nasıl, iyi mi? Hala çok güzel be mama. Onu sormayın. O zaten hep güzel idi. Gençliğinden beri güzel idi. Şimdi sen söyle bana. Sen Nina Teten'le nasıl görüşüyorsun? Ben sana da ablana da onunla görüşmeyeceksin demedim mi? Fena mı oldu be mamo? Mektubu götürdüm. İşinizi de gördüm. Ama Nina Teten gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Sen mektubu mu okudun? Ne taşıdığımı bilmem lazımydı tabii ki de. Eh be Maria. Her yeri burunun sokaysın. Ana, koydun mu tuz salatalara? Her şey hazır mı? Ana. Hı, söyle. Sende var bir şey ama bilmeyeyim ne var. Ne var? Ne uyduruyorsun Ayşe? Ne uyduruyorsun? Yok bir şey. Bakma öyle, öyle bakma. Yok bir şey yok. Haydi, haydi. Var onların hepsi. Her şey var. Götür, götür. Anne. Süle. Ben lazım sana söyleyen bir şey. Süle dinleyim. Benim İvana'yı getirmem lazım. Getir. Getir çocuğum. Getir ama konağa değil. Biliyorsun biz İvana ile bu konakta yaşadık. Hiç ağzımızın tadı yok idi o vakit.
hatırlarsın. Demeyim ki kabahat onda. Onu demeyim. Ama biz bize uymaz yani, onu deyin. Anne, tamam. Ama bu defa farklı. Anne, hiçbir bağlantımız olmayan Makedonlar yaşadılar. Biz niçin yaşamayız bu konakta? Bizim hakkımız yok mu mutlu olalım? Ben öyle mi deyim? Hakkınız yok mu deyim? Çok istiyorsanız, ya illa Üsküp'te yaşayacağız diyorsanız bir sürü kiralık ev var. Tutarsınız bir tane kendinize. Sonrasına bakarız. Zamanla. Hani ben buralara gidemedim Ohri'de. Bilsin bin tane mesele oldu zaten. Şimdi kız orada tek başına zorla ne? Hani ben diyeyim ki tamam artık be. Gelsin. 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 Daha da zorlanmasın. Gelsin. Dedem. Dedem. Seni beklerler mi oradan? Beklerler ya. Beklerler. Ama işte... Dedem. Madem beklerler... ...sen de gideceksin o vakit. Dedem. Bu bize verdiğin umre para. Ama... Dedem, biz bir şekilde hallettik. Bu çalçanı Arif çizdi bir şekilde. Rejisör oldum. Artık klip çekeceğim. Her bir şeyi de halledeceğiz. Hay yaşa be Arif. Dedem, ben sana bir şey soracağım. Sürekli böyle 12 kere aynı hayali kurup, 12 kere bir hayali gerçekleştirmek nasıl bir his? Anlat da bir feyz alalım. Hayal kalpten oldu mu geriye gerçekleşmesi kalmış. Kalp nedir? Kalp insanın temelidir. Temeli sağlam olmayan insanın huzursuzluğu, düşmanı, düşmanlığı çok olur. Temeli sağlam olan ise kimseyle bir derdi kalmaz. Ondan ötürü insan kalbine lazım kalsın. Kalbini gözden geçirmeli ki düşmanlıklarını gözden geçirsin. Kararlarını sorgulasın. Ben hep kalbime baktım belki diyemem ama kalbime bakanlardan olmaya çalıştım. Siz de öyle yapın. Var ise düşmanlığınız geçmiş yahut bugün. Onu bir köşeye bırakın. Dedem, biz de o vakit kalbimize bakacağız inşallah. 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 O vakit oradakilere benden selam söyleyin. Gittiğinizde de ki nasip olursa Arif de gelecek de ben de gitmeye çalışacağım. Neyin var Yovanka? Hiç mama.
Yorgunum sanki biraz. Ama bunlar tatlı yorgunluklar. Bak, evimize geri döndük Yovanka. Hem sen tiyatroya kabul edildin. Nina Teten geri geldi. Nina Teten mi geldi? Evet, gelmiş. Sen sanki bilmeysin. Yok mama, ben nereden bileceğim? Kız kardeşine sor. O bilir. Bilim tabii, ne olmuş? Ama bana sorarsanız kimseyle görüşmeyecek. Böyle kalacak. Sonra da çekip gidecek eskisi gibi. Küfteci Dayko'da çok bekler. Ama bir yandan da diyeyim ki aşk her şeyi yener. Keşke Nina Teten gitse Süleyman Dayo'ya, evlenelim dese. Onlar evlenirse Yovanka ablamla Ertan abim de evlenir. İki düğün birden yaparız. Yeter Maria. Bu başka mesele, o başka mesele. Nereden çıktı şimdi o? Hem Ertan Yovanka'yı ilk zorlukta bıraktı. Dayosu gibi değilmiş o. Keşke dayosu da biliyor olmasaydı. Bıraksaydı Nina'yı. Ama Ertan artık yüzünü bile göremez Yovanka'nın. Elena. Sen neden hep insanların arasına girmek istiyorsun? Ha? Bırak. İnsanlar neyi doğru biliyorsa onu yaşasın. Fresh, fresh. Ben kalkan biraz yorgunum. Afiyet olsun. Görüyorsun, gene kaçırttırttın kızı. Daniel. Fresh, fresh. Fresh'i mi kaldı? Lan be Zafer be! Ödümü kopardın! İnsan bir ses çıkarır, bir şey der. Böyleydin. Küçükken de bireydim ben. Ben hatırlayayım ama. Sen küçükken böyle sessiz sedasız hallederdin. Hep bir şey, bütün yaramazlıkları o sessiz sedasız yapardın. Hatırlıyor musun bir gün mutfaktan yangın çıkarmıştın? Yemek yapacak imiş. Ya nasıl hallettin sessiz sedasız? O kadar şeyi nasıl hallettin? Ay çok yaramaz idi. Çok şaşırırdım. Nasıl bu kadar güzel bir çocuk bu kadar yaramazlık yapaydı? Çok şaşırırdım. Ama nerede ya, bana benzeyi bak gördün mü ya, ben derdim. Yok bana benzeyi, güzeldi, güzeldi. Allah için güzeldi ama çok yaramaz idin. Sen bana bir şey mi diyecektin? Anne, ben baba olemişim. Ne? He, öyle. Aynamıza da bir maksimum şey geliyor, öyle. Belki diyeyim, babama benzer. Ya da belki bile böyle sana benzer, babaannesine bile güzel yanaklı. Haris. Sağlıkla gelsin da kime benzerse benzesin. Öyle sağlıkla tabii. Hı-hı. Tabii. Hayırlısı olsun. Ben bakalım. Ben de bu şaşırtırdım. Ben de buna şey yapayım. Şimdi şaşırtırdım çünkü demin. Peşini babaannem mi olacak?
Ah dedem. Neden? Tamam mı sen? Ah. Tamamım deyince tamam oluyor mu insan? Olmuyor dede. Evet be, Zübeyir Emin'e bak. Ha? Giymiş ceketi, çekmiş takımı. Senden mutlusu yok. Sanki düğüne gideysin. Düğüne gider gibi gideyim. Öyle özledim ki o toprakları. Dedem, sana ne vakittir bir şey soracım soramayım. Şimdi senin 12 umren, 2 haccın var. Değil mi? Bu kadar heyecan fazla değil mi? İnsan memleketine 100 defa bile gitse, 101. defa giderken heyecanlı olmaz mı damat? Bilmem ki, olur mu ki? Sen memlekete gidince öyle hissetmiyor misin? Yok dedim, ben zaten memleketimdeyim. Ben çarşı çocuğuyum. Ne yol yok, masraf yok, hiçbir şey yok. Buradayım ben zaten memleket. Bir de şeyim ben, iç güveysi. Oh, en sevdiğim, elhamdülillah, maşallah, çok rahat. İç güveysen işte. Haydi bak, adamı gider ayak günah sokma. De, al götür şu bavulu. Ha işte. İç güveysi de böyle bir şey. Vay maşallah dedem. Ne yaptın, kefeni mi koydun? Hadi enişte, tamam, hadi, tamam, hadi. Tamam, işte tamam. Biraz hadi. Ya ben dikeceğim bunu, büyük diye ayıp olur diye dikemem. Sen dik şunu bir. Ben hallederim onu bir ara. Zaferci. Git peşinden Arif'in. Belli olmaz onun işi. Doğru değilsin dede. Ben bir bakam. Görüşürüz dışarıda. Dedem ben de bir bakam. Torun. Otur bakayım. Ne? Elena. Artık kış geliyor. Havalar iyice soğumadan şu balkonumuzun tadını bir kere daha çıkarmayalım mı? Çıkaralım. Evet. Kahveleri ben yaptım. Ama Ayşe'nin tarifine göre yaptım. Evet. İç bakalım Begenecan. Canım Elena, sen ne düşünün derin derin? Konaktan geldiğimizden beri ilk kez bana canım Elena'm değsin. Aha, evet. Neden dedim? Göstereyim. Ver ellerini. Ver. Şöyle biraz daha. Sana canım Elena dedim. Çünkü sen benim canımsın. Canım Elena'm. Haydi bakalım da geleceksin mi? Daniel. Evet. Acaba Nina gelecek mi? Nina buraya geldiyse köprüye de gelecek. Ama benim asıl merak ettiğim, Nina köprüye geldiğinde sen Nina ile barışacaksın mı? Çok çektim Daniel. Çok yalnız kaldım. Ama sen ve çocuklarım hayatıma girdikten sonra ben ne oldum? Yalnızlığımı unuttum. E işte. Ne güzel. Şimdi de ablanı buldun. İnsan en sevdiği kişiyi bir kez kaybetti mi? O yer hep boş kalıyor Daniel. Dolmay. Hep boş. Şimdi ben Nina'yı tekrar o yere koymak istesem kapanmayacak olmuştum. Beni iyi dinle Elena. Bak. Ömür azalıyor. Vakit geçip gidiyor. Şimdi sen her şeyini kaybettiğinde, günler gelip geçip gittiğinde bir tek şey isteyeceksin.
Ne isteyeceğim biliyor musun? Bir tek gün isteyeceğim. Ama işte o bir tek günü sana hiç kimse veremeyecek. Canım Elena. Sen bugün o Elena'nın içindeki boşluğa baktın. Hep o boşluğa baktın, hep. Günler gelip geçecek, gidecek. Ve sen gene yarın da o Elena'nın içindeki boşluğa bakacaksın. E sen ömrün boyunca hep içindeki o boşluğa mı bakacaksın? Kendine bunu yapma. Seni seveyim. Gel bunu yapma. Tamam? Bravo, bravo. İyi ki benim kocamsın Daniel. E sen de iyi ki benim karımsın canım Elena. E haydi kahvemiz soğudu, haydi. Bak lokum da aldım, Türk lokumu ha. Güllü. Oğlum, ben her şeyi bileyim. Süleyman'a kızayım ya, Makedonlara ettikleri için. Kızayım kızmasına ama ne fayda. Süleyman koca adam. O da çok acı çekmiş olanlardan sebep dede. Onun için de zordu belki de. Hem Dogris'i bileydi. Bu yaşıma geldim. Hala ben bilmeyeyim Dogri'nin ne olduğunu. Sen nereden bilesin? Peki bunun Dogris'i ne dede? Ben nasıl anlayacağım Dogri'yi? Kalbini dinle için. Dinlemek için dinlemeyeceğine bak kalbini. O seninle konuştuğunda kulak kabartacaksın sadece. O seninle konuşur. Kalp tam Dogri'yi söylemez belki. Ama yanlışa götürmez en azından. Süle, kalbin ne değil? Ben senin sırdaşın değil miyim Ertan? Süle hadi. Dedem, benim kalbim Jovanka değil. Başka da hiçbir şey demey. Ama ben senin sırtındaki izleri de yok sayarak bir hayat kuramam kendime. Geçmişin günahlarının bedelini ödemek sana mı kaldı Ertan? Sen kendini o kadar güçlü mü sanıyorsun? Yok dede. Sanma. Geçmiş orada. Tamam. Gelecekse burada. Geleceğe giderken sen bir karar verirsin geçmişe bakarak. Jovanka'yı yarı yolda bırakırsın. Onu üzmenin hesabını nasıl vereceksin peki? Dedem işte ben de gideyim geleyim zaten bunu düşüneyim. Ben ne yapacağım ne edeceğim bilmeyeyim dede bilmeyeyim. Dedem benim. Sen benim yalnız dedem değilsin. Sen benim canım, ciğerim, sırdaşım, yoldaşım, her şeyimsin. Ben senin torunum diye büyüttükün. Jovanka benim gördüğüm en güzel rüya. Ama benim rüyam kabusa döndü dede. Sen benim torunumsun. Ben bileyim, doğru yolu bulacaksın. Kabustan uyanmayı da bilirsin. Lazım geleni yapacaksın, kalbine kulak vereceksin. Hoş geldin Jovanka. Hoş buldum.
Oyuna hazır mısın? Evet, hazırım. Bir prova alacağız. Kostümünü giy istersen. Hadi seni bekleriz. Tamam, ben hazırlanam. Malzeme. Nasılsın Süley Usta? Sağ ol, sağ ol. Zübeyir'de de gitti mi? Gitti, gitti. Bıraktık. Allah'a şükür. Kolaylıkla yatışsın inşallah. Yolu açık olsun. Sağ olsun, sağ olasın, sağ olsun. Şimdi dayo, bu dükkanda ne oluyor? Ha, Makedon komşu gelmiş. Türk çarşısına. Hem de taş köprü küftecisinin karşısına. Ey, gelsin gelsin. Ama ne dükkanı açacakmış? Terlikçi dükkanı açacakmış Ertan, terlikçi. Sen ne yapacaksın? Gel sen kendi dükkanınla ilgilen. Hayır. Enişte, bak zaten benim moralim bozuk, kafam atık. Yemin ederim sana patlarım. Patla, sen de bana patla. Sen de bana patla. Kafan attık mı? Gel burada Doron'un köftelerini pişir sabaha kadar. Senin de hiç dünya derdin falan kalmaz. Doron'un köftelerine laf etme. Çevir, çevir köftelere. Nasıl laf etmeyeyim? Ne koyar bunun içine bu Doro ya? Dayo ne demek ne varmış? Gerçekten bu köftelerin hali ne? Sen niçin anama yoğurtmaysın? Anana yoğurtmayayım. Niçin yoğurtmayayım? Ben ona bir görev verdim. Görevi tamamlayana kadar anan ile abi kardeş ilişkisi hukuku bitti. Bitmedi de. Ya bitti gibi. Peki dayo. Bu mektup yerine ulaşacak mı? Sen nereden bilirsin? Dayı ben bileyim işte, sen ne yapacağım, ben nereden bileyim? Bileyim. Diyelim ki bu mektup Nina Tete'ye gitti. Nina Tete gelecek mi Küpri'ye dayı? Bir bilmem gelecek mi ama ben gideceğim. Yıllar önce nasıl gidip beklediysem ben gideceğim, bekleyeceğim. Çünkü lazım ona sorular soran ben. Yüklenmem lazım cevaplarını, o soruları. Ondan sonra isterse tekrar gitsin, dönsün gitsin. Kafamda dolaşı dolaşı dolaşı. Bana uzun et basay. Çözmem lazım. Ben çözeceğim. Gel, gel Neriman. Konakta bu kadar görüşmeydik. Bir evle.
Ne yaparsın? Okuyayım. İyi misin? İyiyim. Yine. Çıkmışydım. Acık kafam dağılsın diye. Sonra bir baktım. Ayaklarım beni buraya getirdi. Sonra düşündüm, dedim Edogri. Bütün bu olanı biteni artık senden başka kimle konuşacağım? Güle. Güledir. Elena. Abimle Nina evlenseydi biz seninle iyi anlaşır mıydık acaba? Gençken iyi anlaşırdık. Niçin anlaşmayalım? Tabii. Süleyman, Nina, sen ve ben. Sen evlendiğinde yanında deveruşan olurdum ben. Sadıç. Sadıç. Biz de sadıç derler öyle. Sadıç derler öyle. Ben de sen evlenirken o Daniel'e ne çektirirdim. Oo, neler isterdim ondan, neler isterdim. Tabii. Gerçi sen de Daniel'den iyisini bulamazdın şimdi. İrman. Köprüde ne olacak acaba? Bilmiyorum. Neriman. Ablamla barışabilir miyiz? Affeder miyim onu? Ablam beni affeder mi? Affeder. Affeder. Affediysen. Bile olayım. Ben kendimden bileyim. Bile o perdeleri açtın mıydı? O duvarları yıktın mıydı? Affediysen. Zafer bile oldu. İşte bak geldi, yüzünü gördün. Bitti. Ona yüzüne öyle davranmayayım daha ama içimde affettim. Affettim. Bile olayım. Sanki hiç gitmemiş, sanki dün imiş gibi. Saydan dün imiş gibi olayım mı? Olayım. Sanki hiç gitmemiş, sanki seni oka üzmemiş, kırmamış gibi olayım. Sen de öyle olacak. Ben o vakit gideyim. Zaten lazım abimi hazırlayayım. Sen de daha oyalanma. Köprüde görüşürüz. Görüşürüz Neriman. Neriman. Ablam köprüye gelir mi? İnşallah gelir. İnşallah gelir. Senin için de, abim için de inşallah gelir. Yuvanka Hanım, oyun başlar. Çıkmanız lazım. Tamam.
Ben mutsuz bir gelinim. Terk edilmiş. Pulsuz. Renksiz. Yolunu arayan hem ırmağını kaybetmiş bir balık gibi. Olsun. Ama sen oradasın. Ölümcül güzelliğin bir kafesin ardından bakarem durur. Sen orada üfkesine yenik düşen bir cellat. Ben burada boynu yıldız çiçeğinden ince bir mahkum. Masalın içine saklasam tutunamaz. Dallarımdan düşersin. Sana bin bir gece masalları anlatsam inanma. Dinlemezsin. Fena adamlar gelip geçer rüyalarıma. Seni yine de bülmezsin. Sen orada kayan bir yıldız gibi belirip gideysin benim ömrümde. Artık vazgeçtim. Sevgili Portakal, insanın kendi içinden vazgeçmesi cehennemmiş. Vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Ben aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Yovanka! Nereye gidiyorsun? Ben yaşayamam Yovanka. Ben sensiz yaşayamayım. Ersan. Gül var. Herkes bizi konuşuyor. Ben ne diyeceğim insanlara? Duydum Gül var bende. Ama sen hiç merak etme. Ben çıkan bütün dedikoduları bitireceğim. Söz vereyim sana. Ersan. Sence bizden hiç mi olmaz Eda? Bakaysanız be. Ne dayanamadım hiçbirinizi. İsteyler ki kimse romantik bir evlilik teklifi yapmasın.
Vallahi Cah, düşman bunlar, aşka düşman. Anladık, aşk gülmediniz. Balonla mı gülmediniz? Tübe tübe. Ha. Haydi be çocuğum haydi, oyalanmayın Atak. Güzel oldu. Çok hüsnü oldu. Allah, bu sefer olacak değil mi? Bak tıraş gecesi yaptık, erten tuttu bile bu kese boştur dedi. Sonra gittik Sükemer'in oraya hazırladık, evlilik teklif etti, her şey bozuldu. Bak Süleyem, bu bünye başka bir hazırlığı daha kaldırmaz Süleyem. Çocuğum ben kafaya koyduğumu yaparım, tamam mı? Bugün hem Yovanka ile Ertan'ın hem de Süleyman'la Nina'nın aşkına şahit olacak bu küprü. Tabii gelirler ise. Gelecekler. Hem Yovanka gelecek, hem Nina gelecek. Bileyim ben. Bak nasıl kınaç oldu, görürsün. Dans ediyorlar aşk içinde. Bir kupa kalp almış on. Evet. Vazgeçmeyeceğim. Şekerim. Açılın. Açılın nikah yetiş sesi. Şöbet. Duran. Her şey tamam değil mi? Bak köprüden hiç kimse gelip geçmeyecek. Daniel Aga, sen hiç sıkılma. Ben bizim çocuklara söyledim. Bizim çocuklar köprüde inşaat var diyecekler. Sen fresh ol. Ben de... Aferin çocuğum. Ay parçası bunlar, ay. Ama sizi de evlendireceğim. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aman bu zirve olacak, zirve. Böylesini daha önce yapmamıştım. Altın yengenime nasip oldu. Aco, eğer Ertan bu sefer de gelmezse, bu işi de berbat ederse... Mustafa. Soracağım ben ona. Mustafa. Bitti o, bitti. Mustafa. Bitti. Mustafa tamam Aco, tamam. Sakin ol Aco. Dokri. Dokri'deyiz. Tamam. Gelecek. İkisi de gelecek. Aşk, gurur, engel tanımayacak. Pamuk bastım benim. Ben dayanamadım, sana geldim. Ben de sana koştum canım Ertan. Bu son olsun tamam mı? Bu son olsun Yovanka. Biz seninle da bir kere ayrılmayalım. Söz, söz verem ayrılmayacağız. Allah'ım ayırma yarabbim. Thank you.
yapacağım? Bileyim. Hakkım yok idi. Senin mutluluğuna engel olmaya hakkım yok idi. Bileyim. Ama çok gençim. Gördüm ki acılar gelecek, gördüm ki gözyaşları dinmeyecek. Çok gençtim, o kağı erdi aklım. Abicik. Beni affettin mi? Neriman, gel yanıma. Gel. Bak, koskoca bir hayat geçip gitti Neriman. Ne hevesim kaldı, ne gençliğim kaldı. Ne de yaşlılığım kaldı. Ziyan oldu Neriman. Hani insan güzel bir şarkıyı söylerken bir yerini unutur ya. Hatırlamaya çalışır, hatırlayamaz. Şarkı ziyan olur. İşte ben de yaşamımda bir yeri unuttum Neriman. Hayatım ziyan oldu. Ama Nina gelince içimi dökeceğim ona. Sormam gereken bütün soruları soracağım. Rahatlayacağım. Abiciğim. Beni affettin mi? Hı? Beni affettin mi? Zamanla. Ertan. Kızıma iyi bak. Daha bir kere bile üzmeyeceksin Yovanka'yı. Üzmeyeceğim Daniel amca. Söz vereyim, üzmeyeceğim. Da ver ben üpem senin elini. Elimi mi öpeceksin? Elini öpeceğim, bizde adettir. Peki. Haydi bakalım, haydi. Mutluluklar olsun, haydi. Bu nikah kıyılacak mı be? Çünkü gelmedi da ne dayım, ne anam, ne Elena tete. Arif, Tepegüz çıkıp gelse bu nikah kıyılacak. Sonra da hep beraber düğün yapacağız. Bak kayınçe bu Daniel Aga senin başını yakacak ben sana söyleyeyim. Bak neler diyor burada dayım gelecek sizi böyle görecek seni gümecek buraya. Yok enişte yok. Dayım bekleyin Nina teteyi. Onun gözü daha gürmez bizi. Tabii Nina tetem gelirse. Mari sana bir şey söylemedi mi? Bana bir şey söylemedi. Ben bir şey bilmeyim. Vallahi bak bu nikaha karşı çıkan olursa Vardar sularına atacağım. Helal olsun alo. Helal olsun. Sonra Yunan üzerinden denize düşecek. Yürü be alo. Yürü be alo. Elena bir şey derse Daniel çüzecek. Yok olmadı Neriman bir şey dedi. Ben tutacağım. Dayımı kimse düşünmey. Ah. İşte onu da Nina tutacak. Dayım gelir. Evet, sevgili cemaat.
Bugün burada Üsküp'ün kurtuluşunun 600. yılını kutlamaktayız. Gürdü. Ne oluyor burada? Her şeyi anlattırtacağım sana. Ama sen de kızmayacaksın Solomon. Bak. Nina deyip buraya kadar geldin. E şimdi bu çocukların da evlenmek hakkıdır. Yine anlamayın bir şey. Ne yapaysınız deyin burada Daniel. Evleniz dayo. Jovanka ile ben evleniz. Evet. Biz de onları tebrik edeceğiz Solomon. Tebrik edeceğiz. Nina da gelecek ve bu hikaye musmutlu devam edip gidecek. Ya Ertan, her işin bilem olacak. Benim en önemli günümde. Bu nedir? Bu nedir bu? Bunlar nedir? Anlamayayım. Ne bu Bülah? Film mi çevirirsiniz? Yok dayı, ne filmi çevireceğiz? Hiçbir film çevirmeyiz. Sahiden evleniyiz biz. Tamam haydi. Haydi bu işler böyle uzadıkça bozulur çünkü haydi nikah geçelim. Bir de. Ben Nina tetemi bekleyeceğim. Çok sizinki ileri aslında daha var vakit. Şey, ben bir sorayım gelemem. Kayınçe. İşte. Elena tete bir 35 yıl daha gelmezse sizin düğün yalan olacak dedim. Ben işte ta ağzını hayra aç. Ama ne işte nerede? Tamam, haydi, haydi. Ben oyalayayım. Oyala biraz daha oyala. Gelecek şimdi. Hemen birden gelecek böyle eli kulağındadır böyle ya. Jovanka. Sen gelecek mi değilsin Nina teten? Ertan, gelecek. Gelecek, ben inanmak isterim ki gelecek. İnşallah gelecek. Daniel. Hı? Gelecek değil mi? Gelecek. Süleyman, madem ki sen bu kadar sene bekledin, gelecek. Her beklenen mutlaka gelir. Gelecek. Demek Nina'yı beklesiniz hepiniz. Artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Bekleyin, gelecek. Rica edeceğim bekleyin. Jovanka. İşte bak nikah memuru sıkıldı. Biz bu nikah kıysak mı artık? Ertan gelecek, gelecek. İnanayım ben gelecek. Muradisa. Bak hiç konuşma. Suratını da buruşturma. Sal te bekle.
Maria, bak tut anani, istemeyin bugün bayın rezillik çıksın. Nila. Yüz değişmemişse. Gene dipsiz, uçurum gibi bakar yüzler. Sen de aynısın. Na. Seni hep bekledim. Daima bekledim seni. Geldim Süleyman. Süleyman. Darko. Nina, gelirsen Süleyman'ı vuracağım dedim. Gelmeyeceğiden, verdiğin sözü tutamadın. Ben verdiğim sözü tutacağım ama. Baba.
yok.